Herkese merhaba. Nereye gidiyoruz? Hoş geldiniz. Ben Samet Karagöz. Nagen Haliloğlu ile birlikte bu bölümdeki konuğumuz Sayın Mehmet Samsakçı. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Ee, Mehmet Bey ile 100 yılın Türk romanını konuşmayı arzu ediyoruz. O amacımız o. Ee, ama tabii bunu konuşabilmek için Cumhuriyet'in 100 yılında romanın nasıl bir gelişme gösterdiğini, hangi temaları işlendiğini konuşabilmek için biraz öncesinden almamız gerektiğini hem fikir olduk. Bu topraklarda yani Türkçe'de roman nasıl başlıyor diye sorayım ben. Evet, roman bir edebi tür olarak Türkçe'ye biraz geç geldi. Yani 19. asrın ortalarına kadar bir romanımız yoktu. Bazı araştırmacılar roman yerine mesnevileri de uzun anlatılar olan, uzun tahkiyeli metinler olan mesnevileri de roman gibi görme eğilimindedir ama Romanın o insan merkezli, birey merkezli tutumu Mesnevilerde olmaz. Romanın o e, bir gerçekliği kurma yani yaşadığımız gerçeklikten çok fazla şeyler alarak e, çeşitli dozlarda alarak yeni bir gerçeklik kurma ve bize bir şeyleri gerçekmiş gibi sunma iddiası Mesnevilerde hiçbir zaman olmaz. Mesnevilerde olmadığı gibi diğer e, temaşa sanatlarımızda da olmaz. Yani konumuzun dışına çok çıkmayalım daha başlangıçta ama <laughs> Mesela buyurun, buyurun. bu tür metinlerde, kara gözde, orta oyununda mutlaka e, icranın bir yerinde bunun gerçek olmadığı, bunun bir hayal ürünü, ürünü olduğu, hayal e, sahnesi derler ya bir gerçeklik iddiası da taşımadığı söylenir. Ee, gülünür, eğlenilir ama bizi farklı bir insan yapma gibi bir iddiası hiçbir zaman olmaz Mesnevilerin. çünkü onlar oturmuş bir medeniyetin, oturmuş bir estetiğin, oturmuş bir sanat algısının ürünü olan yani kendi kendisinden şüphesi olmayan bir cemiyetin türleri idi. Roman öyle değil. Roman deformatördür. Bizi başka türlü bir insan yapmayan namzettir. Bizde bir takım taşları oynatmak ister. Bu da ancak biz başka türlü bir toplum olmaya karar verdiğimizde e, olabilecek bir şeydir. Roman bu zamanda geldi. Yani, Modernleşme ile birlikte kesinlikle. Mo Zaten roman Bizatihi modern bir türdür. Biz de e, modernleşmeye veya Avrupayileşmeye karar verdiğimizde roman yazmaya başladık. Çünkü e, tanzimat'ın ilanı 1839'dur. İşte 1850'lerde işte Vartan Paşa'nın akabi hikayesi, Misailidis isimli bir Rum vatandaşımızın işte Cefa Kerüç, Çilekeş, Temaşa-i Alem başlıklı metinleri vardır. Bunlar çok ciddi romanesk özellikler barındıran metinlerdir. Ama hani edebiyat tarihlerinin çok hemfikir olduğu bir isim olarak Şemsettin Sami'nin Taaşşuku Talat ve Fitnatı biz de ilk roman olarak kabul görür. Diğer eserler romanesk dediniz evet. yani. Peki onların edebiyat tarihinde ya da Evet öğretilerde, derslerde... Evet. ...başlangıç olarak kabul edilmemesinin özel bir nedeni var mı? Şöyle daha profesyonel araştırmacılar bunun farkındadır ama... ...edebiyat tarihlerinde kısmen geçebilir. Edebiyat öğretiminde hiç geçmez. Yani lise edebiyat müfredatında hiç yer almaz. Halbuki e, yani... Ee, ...kişilerin gerçek hayattan alınması, e, konuşmalar, dil, üslup, ifade falan bunlar oldukça bize romanı muştulayan, müjdeleyen şeyler. Ee, ama zaten çok da büyük bir şey yok. Yani onlar 1852'dir, 56'dır. Şemsettin Sami de 1872'de yazdı. Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Beyli Rakım Efendisi biraz 3 yıl sonra geldi. Biraz sonra Namık Kemal'in intibahı. Yani bu aralar, hı hı. hani çok e, kabul edelim etmeyelim, etsinler etmesinler, görelim görmeyelim. 19. asırdan sonra oldu ne olduysa. Biz e, kendi kendimizden şüphe etmeye başladığımız, kendi kendimizi çok beğenmemeye, başka türlü bir cemiyetin de normlarına ve standartlarına e, kavuşmaya ya da işte onları onlara ulaşmaya karar verdiğimiz zamanlarda bir romanımız oldu. Şey gibidir bu. Aslında Batı'da da böyle oldu bu. Yani Milan Kundera der ya roman sanatında. Yani Tanrı değerler düzenini tayin ettiği yerden çekildikten sonra Don Kişot evinden çıktı ve dünya tanınmaz bir hal aldı. Çünkü o zamana kadar e, ilahi bakış açısı e, her şeyi bizim için tanımlıyordu. Ama ondan sonra tanımlar bozuldu. Türkçe'de de böyle oldu. Türk Edebiyatı'nda da yani üzerinde tam bir ittifakla uzlaştığımız değerler e, konusunda bazı sorunlar çıktı. Ama yani e, çok saygıdeğer bir çabaydı bu. Yani Şemsettin Sami, Ahmet Mithat Efendi, e, hatta Araba Sevdası ve Recaizade Mahmut Ekrem tabii ki aile kurmanın, düzgün aile kurmanın önemini vurguladığı eseriyle yani intibahla Namık Kemal hepsinin kafasındaki soru şu idi. Yeni, makbul, ve düzgün Osmanlı insanı ve cemiyeti nasıl inşa edilir? Bu yeni dünyada, bu yeni gidişte neleri terk etmeli? Mesela görücü usulünü terk, et, terk etmeniz. Ta aşkı, tarat, fitat bunu anlatır. Neleri terk etmeli? Neleri kabul etmeleri etmeli? Neyi ne kadar muhafaza etmeli? Böyle düzgün sorular üzerine gittiler. Yani aslında çok hani romanes yani roman sanatının icatları bakımından kusurludurlar. Kolay değil belki konuşuruz icap ederse. Kusurludurlar ama çıkış noktaları gayet yerindedir. Bizim romanımız böyle başladı. Daha sonra tabii yıllar geçtikçe ve batıyla olan yani romanı hem Rus daha çok ama Fransız. Rus romanını da biraz biliyorlar ama daha çok Fransız romanını okuya okuya iyi romanları okuya okuya ve temrin suretiyle çok geçmeden yani 25 yıl sonra... Halit Ziya'nın mavi ve siyahıyla, aşkı memnuyla bayağı romanı halletmiş vaziyetteyiz. Osmanlı'dan sonra 1923 olduktan sonraki romanlarla 1923 önceki öncesindeki romanlar hani zorlasam sizi evet. nasıl bir fark görebiliriz? Şöyle 1923 tabii konuşacağız bugünkü mevzumuz evet. o. 1923 çok büyük bir iddia idi. Bir e, imparatorluğun neredeyse 10 senede dağılış, geriliş tabii çok gerilere götürülür ama o ne olduysa 1908 ile 1918 arasında oldu yani ikinci İttihat Terakki hükümetinin gelmesi ee, ...Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, Mondros üzerine gelen milli mücadele ve zaferin ardından devletin adının ve rejimin değişmesi çok büyük bir iddia idi. Dolayısıyla 1923'te e, el yordamıyla giden veya belli kişiler eliyle yönetilen batıllaşma e, serüveninin devletin resmi bir e, ideolojisi haline geldiğini, yani biraz önce e, bir milli mücadeleyi... E, milli mücadelemizi karşılarında e, icra ettiğimiz toplumlara benzemek üzere e, yolumuza devam ettik. Bu <laughs> e, ciddi bir şey gerçekten. E, neyse diplomasi de bunlar oluyor, her zaman görülür böyle şeyler. E, 23 büyük bir iddia idi ve 23 e, hadisesi cumhuriyetin ilanı. <laughs> Yeni rejimin e, halka benimsetilmesi noktasında metinler yazılmasını gerektiriyordu. Bu itibarla e, daha kanonik, kanonik ve e, daha e, yukarıdan yönetilen değilse bile yukarıdan bir takım e, tekliflerle, tavsiyelerle, bazen talimatlarla e, e, götürülen bir roman maceramız oldu 50'ye kadar. Belki 40'a kadar da diyebilirim. Ondan sonra işler değişti. Konuşuruz. Ondan önce de aslında yani Bizim romanımız, bizim edebiyatımız aslında sosyopolitik süreçlerden asla bağımsız düşünülemeyecek bir e, bir bir realitedir, bir vakadır. Mesela dedim ya Tanzimat'ın ilanından biraz sonra yeni bir insanın makbul, yani garp karşısında bir komplekse düşmeyen e, kendi değerlerinden uzaklaşmayan o Osmanlı e, kimliğinden tecerrüt etmeyen, soyunmayan ama Osmanlı kalayım derken de e, batıya gözünü kapatmayan, bu dengeyi kurabilen makbul insanı aradık. Felatun tam böyle bir tiptir. Hatırlayınız Araba Sevdasının Bihruz Bey'i, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın şık romanındaki Şatırzade Şöhret Bey falan hepsi karikatür tiplerdir. Bir alafranga diyoruz bunlara. Snop da derler, dandi derler, tatlısı frengi falan derler böyle daha geçerler. Bunlar e, batılılaşmayı daha doğrusu Fransa üzerinden Avrupalılaşmayı yanlış anlayan, e, köksüz biliyorsunuz, eğitimsiz, e, miras yedi tiplerdir. Felatun, tarz, şey, rakım tarzı adamlar bunun için üretildiler. Ahmet Mithat böyle olun, böyle olmayın. Eğer böyle olursanız böyle olursunuz şeklinde e, metinler kaleme aldı. Şunu demek istiyorum, daha sonra... 1880'lerden sonra bizim edebiyatımız sosyal ve aksiyoner tarafını biraz terk ederek daha içe ve daha derine gitmeye başladı. Yani enlemesine çok genişleyemeyince, hayata dair çok fazla e, tavır alamayınca içe doğru derinleşti. Burada tabii Abdülhamit e, yönetiminin de e, bir etkisi vardır. Ama Fransız edebiyatın, Avrupa edebiyatında çok ciddi bir melankolik edebiyat var, bir içe dönüş var. Bodleri spleen'i hatırlayalım. Bizimkiler de ona çok tutuldular. Servet-i Fünun yani 1896-1901 arasında şiirde nasıl bir içe dönme, tabiata sığınma, bir melankoli, ıstırap, keder varsa romanda da böyle kırık hayatlar adı üzerinde oldu. Ama bu romanımız adına bir manada başarıyı da ifade ediyordu. Zira içe döndükçe enlemesine değil derinlemesine gittikçe romanda daha büyük mesafeler kat edildi. Sonra meşrutiyet geliyor. İlkaç yapı, yani baş yapı. May ve siyah. 1896 sorun. 97 may ve siyah. Çok ciddi bir sıçramadır. Mesela Cevdet Kudret çok isabetli bir yorum yapar. Der ki 1872'den. Şemsettin Sami'den sonra 26 yıl geçiyor ve Mavi ve Siyah gibi bir romanla karşı karşıyayız. Gerçekten hala çok başarılıdır. Romandan beklediğimiz her şey vardır. Öncesinde o teknik anlamda zayıf. Hayır, zayıftır. Yani, 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 yani. yani ha ara nesil döneminde Nabizade Nazım'ın <laughs> Zehra'sı, Karabibi'yi bazı yoklayışlar mesela işte naturalist roman arayışları vesaire bazı böyle yoklayışlar var. Çünkü o ara nesil dönemi dediğimiz 1880-1896 arası dönemde edebiyatımız gerçekten Batı'nın daha nitelikli eserleriyle tanışıyor. Şiirde de özellikle roman ve hikayede ciddi bir şey var. Ama May ve Siyah, Aşkı Memnu, tabii ki Eylül bunlar hala çok kıymetlidir. Hala çok değerlidir. Sadece bir sorunumuz var burada. Dilleri bugün için gerçekten çok eski. Gerçekten çok sunidir. Serbeti Aşkı Memnu'yu zaten kendisi yazar. 30'larda tekrar güzel, sadeleştiriyor. Çok doğru. Çok doğru. O, bile, siyah. O, o hali bile yani hani o Tabii, sadeleştirdiği işte, hali bile. ve Siyah ve Aşkı Memnu'yu İnkılap'ta yeniden bir revize etti. Dilleriyle oynadı ama bu sefer de roman büyüsünü yitirdi. Onu da söylemek evet. lazım. Mutlaka ama yani Aşkı Memnu hakikaten o zamanda bile atıyorum İstanbul'daki insanların öyle konuştuğunu İnsan daha yine demiyor evet, yani? Evet, evet tabii. Biraz tabii. hani biraz hani belki bir iki derece fazla e, olmuş olabilir mi yani? E, hani o zamanın dilinden biraz daha Kes, azalı. Kesinlikle. Yani evet. Kesinlikle. Yani e, o zaman tabii şimdilere göre daha kibarlar, daha mesafeliler. Yani anneye babaya siz demek hala bazı ailelerde bu devam eder de. Yani Behlül'ün bihtere ama sizi öyle sevmek ayaklarınızın altında bahtiyarlıktan ölerek, ölmekten bahtiyar olarak sevmek falan gibi ifadeleri <laughs> bize bugün bizi bugün gülümsetiyorsa da biraz zorlama geliyor. Evet. Yani Adnan Bey'in Bihter karşısında, Bihter'in yani e, hayatında olup bitenlere vakıf olduktan sonraki tavırları falan bu hiç doğal gelmiyor insana. Hani romandan beklediğimiz çok şey var ama dil sunnidir. Servetifün'ün dili şiirde evet. ve nesirde zorlama bir dildir. Sürekli lakinler, sürekli fakatlar, ondan sonra çok çok düz anlatılabilecek ve düz anlatıldığında bir etkisi olabilecek şeylerin aşırı sıfatlara boğulması tabilik dediğimiz şeyi kırıyor. Böyle bir kusurları var. İşte neyse 1908'den sonra yeni bir iddia. Cumhuriyet bir iddiadır dedim ya. Meşrutiyet de büyük bir iddia idi o kadar düşmanı oldukları ve her türlü güzelliğin düşmanı olarak gördükleri tırnak içerisinde Abdülhamit'i devirdiler. Yani itaat, daha doğrusu meşrutiyet ilan edildi. Biraz sonra 31 Mart bahane edilerek Abdülhamit tahttan indirildi. Her şey çok güzel olacak zannedildi. Bu sefer Türkçülük yani Turancı tutum hem devletin bir siyasi ideolojisi idi hem de yazarların, şairlerin içinde bulundukları bir. Zaten bu dönemde e, siyasetle edebiyatın çok koyun koyuna olduklarını görüyoruz. Yani işte Ziya Gökalp İttihat Terakki Fırkası'nın katibi umumisidir, ideoloğudur. Dolayısıyla böyle bir iç içe geçiş var. Burada da işte Halide Edipler, Yeni Turan, işte Müfide Ferit Hanımlar, Aydemir ...bunların hepsi Turancı metinlerdir. Fakat çok kısa süre sonra Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı bizim daha e, dar bir alanda bir milliyetçilik yapmamız gerektiğini gösterdi. Eserler de buna göre gitti. Sonra Milli Mücadelemiz gelir ve ardından Cumhuriyet tabii. Ee, Cumhuriyet romanını bu süreçlerden ayrı düşünemeyiz. Yani. Zaten aktörlerin bir kısmı şüphesiz, devam ediyor yani. Şüphesiz. Bir defa yani 1900 bakıyorum 1923-40 arası yani Atatürk dönemi edebiyatı da diyebilirim buna. Evet. 1923-40 arası dönemde yazan, yazılan romanların pek çoğu Aa, arada bir popüler romanlar var. Güzide Sabri'ler biliyorsunuz. Tarihi popüler rom romanlar var. Turhan Tanlar, Abdullah Ziya'lar filan. Ama bakıyorum özellikle şiirde ve tiyatroda da bu oldu. Ee, bir inkılabın mitleştirilmesi söz konusu oldu. Yani ben bildiğim bir dönemdir o yüzden çok merak ediyorum. Buyurun. Sizce en tipik roman Cumhuriyet'in ilk yıllarının en tipik romanı hangisi olabilir? Valla mesela Yeşil Gece düşünülebilir. Reşat Nur'un Yeşil Gecesi. Eyvallah. Çürümüş olan ya da çürümüş olduğu söylenen Dejenere diyelim veya evet. şeyini misyonunu tamamlamış diyelim biraz daha yumuşatılarak medresenin kötülenmesi için yazılmış bir romandır. Tabi bazı romanlar var mesela Dündar Alp diye bir yazar var. Mesela Aka Gündüz'ün romanları, Aka Gündüz'ün pek çok romanı e, tam bu şey isimlerini şu an birden aklıma gelmedi ama gelebilir, gelirse söylerim. Tamam. O romanlar İslami devir tarihimizi atlayarak İslam öncesi dönemlerden kahramanların devşirildiği. Mesela Attila. Bir tanesi Attila diye bir romandır. Attila, Cengiz, Oğuz Kağan bunların hepsi e, mitleştirilen mitleştirilmesi istenen e, inkılabı besleyen şeylerdi. Yani nasıl ergine konu Türkler yardılar, erittiler, çıktılar e, yeni Türkler de Osmanlı İstiklal, yardılar. <laughs> değil. İstiklal Harbi'nde Milli Mücadele'de ha, okay. o şeyi o işgal şeyini çemberini yarıp çıktılar. Bu itibarla hatta yani Mustafa Kemal Atatürk bir şeye, bozkurta benzetilir. Millete istiklalini iade eden kahraman ya da işte temin eden kahraman diye Milli Mücadele bir şey olarak görülür. Dolayısıyla 23-40 arası dönemde Türk romanımız daha ziyade önceki dönemlerin ...çok ciddi şekilde eleştirildiği, bu sayede yeni dönemin, yıldızının parlatıldığı romanlardır. Hani tipik roman dediniz ya, mesela akla gelen... ...işte Eylül romanının yazarı Mehmet Rauf'un Halas diye bir romanı vardır. 1930 sanırım yayınlanış tarihi. Halas, e, İttihat-Terakki hükümetlerinin ve ardından gelen Hürriyet-İtilaf hükümetinin... ...yani mütareke dönemindeki gölge hükümetlerin nasıl gerçek manada vatanperver olmadıklarını, siyasi hırsların nasıl milli mefkurelerin önüne geçtiğini, nasıl kısır siyasi çatışmaların bir devleti batırdığını ama Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının nasıl e, bunlardan ayrı durarak bir e, yeni devleti tesis ettiklerini anlatır. Bu itibarla çok e, tipik bir romandır. Yine mesela Burhan Cahit Morkaya diye bir yazar vardır, çok bilinmez. Dünkülerin Romanı diye bir kitabı var. Bakın hep devri sabık yapılır. Hı hep geçmişi kötüleyerek Tabii, böyle o günü böyle diye. Peki bunun hızı ne zaman kesiliyor? 1950'den sonra evet. 50'ye kadar. Yani çok partili hayata doğru, geçtikten doğru. sonra. Aslında bana kalırsa 45'e kadar. Yani 45'te o dörtlü takrir çıkıyor. Ondan sonra 46'da Demokrat Parti kuruluyor. İlk seçimlerde kaybediyorlar. Açık oy, gizli sayım. 50'de korkunç bir şeyle başarıyla geliyorlar. Bu sefer Cumhuriyet'in devri sabıkı yapılmaya başlanıyor bazı metinlerde İleriki dönemlerde postmodern zamanlarda da bu yapıldı yani bir hatta bir şey haline geldi bu Kemal Tahir'den sonra özellikle bir Kemal Tahir tabi böyle moda e, maksadıyla yapmadı ama onun metinleri onun bakış tarzı çok benimsendi çünkü ee, işte esir şehrin insanlarını yazdı mesela. Esir şehrin mahpusunu yazdı. Osmanlı'nın son dönem aydınlarını sorguladı. Sonra, sonra yol ayrımını yazdı. Bakın Cumhuriyet'in bence sigaya alınmasının Cumhuriyet'in eleştirilmesinin ilk önemli metinlerinden bir tanesi. Çünkü mesela yol ayrımında e, Bir Milli Mücadele romanıdır. Ege taraflarında. Marmara, Ege, e, Salihli, Turgutlu, e, Kirmasti, <laughs> Mustafa Kemal Paşa benim ilçe. Oralarda biraz geçer. Oralarda bir ittiyaci subayın, oralar halkını milli mücadeleye katma çabaları anlatılır. Kemal Tahir bu romanıyla aslında bir kanunu deler. Çünkü inkılap tarihinde veya inkılap edebiyatında diyelim, hiçbir zaman ittihat ve terakki ee, şey yapılmaz. Kötü gösterilmez. Yok yok. Kötü İyi gösterilmez. Terbiye gösterilmez. Çünkü e, cumhuriyeti kuran kadroların İttihatçılardan çok uzak olduğu Onların işte zorbalıklarından <laughs> uzak olduğu Onların yanlışlarından Beri olduğu e, söz konusudur Ama Kemal Tahir Bu romanıyla hakkı yenmiş Gayretleri hmm. görmezden gelilmiş İttihatçı subayların dramını anlatır Biraz sonra Kurt Kanunu'nu yazar Kurt Kanunu bir iktidar mücadelesinin yani cumhuriyetin o ilk işte kadrolarıyla İttihatçılar arasındaki mücadelenin romanıdır. Yol ayrımını yazdı. 1930 serbest fırka hadisesi hiçbir zaman Kemal Tahir'in anlattığı gibi anlatılmamıştı o zamana kadar. Dolayısıyla daha ileriki yıllarda yani 50 sonrası romanlarda da biraz bu tek parti dönem, döneminin eleştirisinin yapıldığını görüyoruz. Evet. Sizin siyaset ve roman isimli kitabınız da var. Çok evet. partili Türkiye ve Türk romanı. Evet. Burada evet. zaten 45'ten sonrası ağırlıklı olarak. Biraz da buradan devam edelim. Yani burada işte Tarık da var. Olabilir. Olur, evet. olur, olur. olur. Evet. Ee, şöyle, o benim doktora çalışmamdan üretilmiş, biraz değiştirilerek üretilmiş bir kitap. Aslında 1900 bizde siyaset 1909'da. Başlıyor Ama dediğiniz doğrudur yine yani 45 sonrası kitabın önemli bir bölümünü oluşturuyor yani kitap %50-50 düşünülse yine Demokrat Parti belki onun yarısını alır. Şöyle Türkiye'de siyaset işte 1909'da aslında gerçek manasıyla başlıyor yani fırkalaşma en azından böyle. Ee, o İttihat, Terakki, Hürriyet, İtilaf çatışmalarını da işledim ama daha sonra Cumhuriyet Türkiye'sindeki particilik, parti algıları e, sırasıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası e, meselesini anlatan birkaç romanı aldım. Özellikle Serbest Cumhuriyet Fırkası Roma, e, yani meselesini anlatan romanlar çok e, ilgimi çekti ve zamanımı aldı yol ayrımı. Tarık Buğra'nın harika bir romanı olan Yağmur Beklerken'i. Reşat Nuri'nin ki mesela Buraya baktığımızda bugünkü hani Türkiye'nin 2022 Türkiye'sine bakıyoruz. Evet. Bir kısım romanı Ötüken yayınlarından çıkıyor, değil mi kitabı? E, doğru. Bir kısım iletişimden, iletişimden çıkıyor. Çıkar. Hani doğrudur. siyasi elpazenin aslında iki taraf iki farklı tarafındaki yayın bir doğrudur, e, olarak doğrudur. konumlayabiliriz. Doğrudur. Doğrudur. E, ama ikisine de hitap eden eserleri olması açısından Öyle. da önemli bir doğru şey. bir tespit Samet Bey. Tarbura Tip olarak yani bir karakter olarak çok politik bir insan değil yani öyle bir şey yok. E, pek çok sanatçımız, pek çok romancımız gibi belli fraksiyonların, belli tarafların insanı veya adamı olmak hali de onu üzdü. Ama bakış tarzı ve meseleleri ele alış tarzı onu elbette biraz daha sağ tarafa <laughs> şey yaptı. Ama bir sol yazardan. Türkiye'nin tarihini, Türkiye'nin macerasını bir sol yazardan temelde çok da farklı algıladığını ben düşünmüyorum. Yani Kemal, ilginç bir şey. Kemal Tahir Devlet Anayı yazdı. Bir kuruluş romanı, destansı bir roman. Tarık Buğra Osmancı'yı yazdı. Kemal Tahir Esir Şehrin insanları, Esir Şehrin mahpusu ve Yorgun Savaşçı'yı yazdı. Yani mütareke romanları ve Milli Mücadele romanı. Tarık Buğra da Küçük Ağa'yı yazdı. Kemal Tahir biraz sonrasını Kurt Kanunu'nda yol ayrımında işledi. Ee, Tarık Buğra evet. Küçük Ağa Ankara'dayı yazdı ve Yağmur Beklerken'i yazdı. İkisi de bir şey romanıdır. Serbest fırka romanıdır. Kemal Tahir biraz daha yakın zamanlara geldi. Az bir şey. Demokrat Parti çok azdır onda. Tarık Buğra Dönemeçte'yi yazdı. Hatta e, Dönemeçte romanı Demokrat Parti Demokrat Parti'nin kuruluşunun Anadolu'daki şeyini anlatır. Akislerini anlatır. E, Romanın başlığı da aslında Kemal Tahir'e bir göndermedir. Kemal Tahir yol ayrımı diyor. Yani gerçek kuvayi milliyecilerle aferistler takımının, yani suyun başını tutanlar, devlet mekanizmasından e, nem nemalananlarının ayrıldığı yeri anlattı. E, yani çok partili hayata geçiş, e, yani serbest fırkanın kuruluşu üzerinden... Tarık Buğra hayır der romanın bir yerinde. 10 yıl sonra yazdı bunu, 9 yıl sonra. Ta yol ayrımı 71'dir. Dönemeci 1980 veya 79 öyle. Hayır bu bir yol ayrımı değildi. Bu bir dönemeçti. Türkiye bu demokrasi dönemecini bakalım alabilecek mi? Yani çok partili hayata geçebilecek miyiz? Diyeceğim o ki solda olsanız, sağda olsanız meselelere hangi sıfat yani kişilere, romancılara hangi sıfatlarla yaklaşırsak yaklaşalım hepsi Türkiye'yi anlamak istediler. Şeyler bir, yani Türkiye'yi bugünkü koşullara getiren zamanlar anlamak isterseniz Osmanlı'ya gitmek zorundasınız. Osmanlı küçücük bir aşiretten nasıl bir cihan imparatorluğuna evrildi bunu anlamak zorundasınız. İkisi de yazdı. Başkaları da yazdı. Mesela Mustafa Necati Sepetçioğlu. O da mesela dünkü Türkiye serisi var. Hatta o daha da gerilere gider. Kilit anahtar, kapı, konak, çatı yani Malazgirt'ten itibaren Fatih'e kadar bir gelir. Bir de yeni Türkiye'si vardır. Bugünkü Türkiye'si vardır. O da hem Çanakkale'yi anlattığı veya biraz daha yakın zamanları Karanlıkta Mumuşi'yi falan bu tek parti dönemini anlattığı kitapları vardır. Sözü çok uzattıysak affedin. İzleyicilerimiz de affetsin. O zaman buradan ben başka bir şey geçmek istiyorum. Zamanımız da azaldı. Buyurun, ee, bu biraz teknik, e, deneysel romanlar vesaire. Bu 2023'e doğru geldiğimizde e, Türk romanındaki bu deneysellikler <laughs> üzerine de bir şeyler söyleyebilir misiniz? Söyleriz tabii. Şimdi Türk romanı gerçekten kronolojik olarak bakıldığında 50'lerden sonra bir mesafe kat ediyor. Yani... 50-70 arasında biraz da Demokrat Parti dönemi ondan sonra köyden kente kontrolsüz göç varoşlaşma bunların söz konusu edildiği bir romanlar var. Bir de çok ciddi bir köy romanı realitemiz var. Hani onu atlamayalım. Uh -huh. ben atlamamalıyız yani cumhuriyetin 100 <laughs> evet. yılı yani 100 yıllık romanımıza baktığımızda fakir baykurtlar, Mahmut Makal, fakir baykurt, yani Orhan Kemal, köy, Yaşar Kemal. Köy romanı Kemal. şu anda köy sineması olarak da devam ediyor. Bu Doğrudur, köy ve taşrayla doğru. olan. Doğrudur, evet, şey, taşlar, yani, tabii, olan ilişkimiz tabii, tabii, bir türlü tabii, evet. Doğrudur. Doğrudur. Kopamıyoruz. Yani Nuri Bilge'nin filmleri yani tabii. o öyle. Ee, köy romanı tabii bir sosyalist gerçekçilik. Bizde o sosyalist tehlikeli bir kelime olduğu için toplumcu gerçekçilik dediler. O toplumcu gerçekçi olan veya olduğunu düşünen yazarlarımız onların da çok ciddi kusurları var. Anadolu gerçeğini ve Anadolu insanını anlama noktasından o ciddi bir tartışma konusudur. Toplumcu gerçekçi romanımızın ne kadar toplumcu evet. gerçekçi oldu ama böyle bir realite var. Dediğim gibi Mahmut Makalla bizim köyle başlayan bir süreç. Ee, fakir baykutlar, işte Kemal Bilbaşarlar, Ondan sonra Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, çok ciddi böyle bir Erol Toylar, böyle bir köy romanı şeyimiz var. Çok klişe maalesef romanlar oldu bunlar. Bazısı çok başarılıdır da. 70'lerden sonra e, işler biraz değişiyor. Tutunamayanlar, 1972, Aylak Adam e, ve devamı e, günümüze doğru tabii. Ee, biraz hani o postmodernist yani bu kelimeyi kullanmak çok istemiyoruz ama çok klişe gibi geliyor artık ama bir postmodern roman. ilk önce modernist bir roman tabii. Onu da atlamayalım. Yani 1950'lerden sonra 60'la 60-50-60 arası hatta Peyami Safa'nın bazı çalışmaları, eee Tampınar'ın e, Huzuru ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü artık özellikle saatleri ayarlama enstitüsü ciddi bir şeyi ifade eder Türk romanında bana kalırsa. Ama işte günümüze doğru geldikçe özellikle 80'den sonra artık merkezsiz, ondan sonra şartlanmasız, görevsiz, ödevsiz, her şeyin makbul olduğu, her şeyin geçerakçe olduğu, her türlü değerin veya her türlü mazi parçasının, her türlü dini veya gayri dini metinlerin Romanı şenlendirmek, renklendirmek için cömertçe kullanıldığı zamanlara geldik tabii. Burada Orhan Pamuk tabii. Burada şeyi de sorayım. Yani. Buyurun. Şimdi 80'deki darbenin de mutlaka etkisi var Kesinlikle. bunda. Kesinlikle. Yani tabii. çünkü siz şey de dediniz yani toplumsal olaylar mutlaka edebiyatımızı, Doğru. sanatımızı Doğru. etkiliyor. Tabii. 80'de bu büyük kırılma noktalarından Kesinlikle. bir tanesiyle kesinlikle 80 çünkü sağ ve sol üzerine bir balyoz gibi indi. Tabi burada şey de unutmayalım yani işte hocalığın verdiği bir şey belki atlamadan geçemiyor kusura bakmayın. 71 muhtırasının romanları var bir de. Sevgi Soysallar, Adalet Ağoğlu, Erdal Özler bir de öyle yani işkence gören, ciddi baskılara uğrayan sol yazarın kontr gerilla karşısındaki şeyi tamam mı tutumları bunlar da böyle kendi dillerince anlatıldı. Yılmaz Güney'de de vardır bu. Ama 80, 80 çok büyük bir e, dediğim gibi balyoz gibi iniyor. Bir depolitizasyon dönemi yaşanıyor. Tabi dünyadaki edebiyatın, sanat ve edebiyat hareketlerinin de bunda etkisi var. 80'lerden, 90'lardan sonra özellikle 95, 96 yani Orhan Pamuk'un Beyaz Kalesi, Benim Adım Kırmızısı, Kara Kitabı, ondan sonra işte işte Elif Şafak'ın bazı metinleri, İlk romanları iyidir. Sonra çok ciddi bir irtifa kaybı oldu onda. Neyse. E, e, yani bu şeyin içine sokamıyoruz artık. Sonraki bazı romanlarını bu... E, ...şeyin içine alamıyorum evet. ama... Zaten insan... biz hani Türk edebiyatını konuşuyoruz. O İngilizce ha, yazıyor evet. ya. Evet yani... Türk İngiliz edebiyatı <laughs> artık evet. o... e, yani, yani, yani. Doğrudur. <laughs> bir yerden sonra İngilizce yazmaya başladı. O dilin içinde kendisini öyle şey yaptı biz. Ancak çeviriler üzerinden yani tercüme edebiyat üzerinden onu konuşabiliriz. E, neyse. İhsan Oktay Anar, Hasan Ali Toptaş yani e, 2000'lerden sonra da e, bir fantastik e, tarihi metinler edebiyatımızda kendisini çok gösterdi. Selimileri ve benzeri bazı yazarlar e, tek parti dönemine, demokrat parti dönemine çok ilgi gösterdiler. E, oradan çünkü çok ciddi hikayeler çıkıyor o dönemde. Ve ondan sonra da artık bugünün edebiyatında ama çok iyi romanlar hala yazılıyor. Yani şöyle Gürbüz'de ve bazı yazarlarda evet. bunu görüyoruz. Onlar da hep Türkiye'nin macerasını anlamak istediler. Bu bir e, yani Frenkçe tabirle fatalitedir. Çok sevgili Samet Bey ve Nagihan Hanım hocam. Gerçekten öyle. bu bir kader. Bizim kimlik sorunumuz, bizim kaderimiz. Yani Tanpınar e, huzur romanında e, telefonda der ki Mümtaz şeye Nuran'a Yeni Debussy'ler aldım. Behe mehal geliniz. <laughs> tamam. Debussy plakları almış. Mutlaka beraber dinlemeliyiz. Sonra romanda bir e, şey çıkar. Yani bir cümle parlar. Debussy'i, Wagner'i sevmek ama Mahur Beste'yi yaşamak. Bu bizim kaderimizdi. Sevdiğimizi yaşamıyoruz. Yaşadığımızı sevmiyoruz. Ve bu bir kader haline geldi. Daha o zaman. Şimdi bile hala... E, cemiyetimiz içerisinde sen kimsin? Dünya üzerinde, arz üzerinde hangi kimliği taşıyorsun diye sorduğumuzda çok az kişiden belki tutarlı, mantıklı ve şuurlu cevaplar alabiliriz. Edebiyatımız da hala bu meseleler üzerine gidiyor. Elbette edebiyat ve sanat çok gelişti. Artık sadece yani 23-50 arasında olduğu gibi veya 50-70 arasında olduğu gibi, 70-80 arasında olduğu gibi az önce dediğim gibi ödevli, görevli, belli bir tutumu, ideolojiyi, kabuller dünyasını şey yapan, benimsetmeye çalışan metinler yok. Daha çok kafa karıştıran ve her şeyden bir şey alarak yani Benim Adım Kırmızı'nın son cümleleri şöyledir. Şeküre ki roman 4. Mehmet döneminde geçiyor. Yani 1750'ler falan doğru hatırlıyorsan, belki biraz daha sonra olabilir veya önce olabilir ama oralarda yani 17. yüzyıl, 18. yüzyıl. Bir sürü anlatı anlatıcısı var romanın. Yaklaşık 20 tane anlatıcı. Şeküre de bunlardan bir tanesi. Diyor ki Orhan eğer beni olduğumdan daha güzel ve böyle cilveli tırnak içerisinde gösteriyorsa ona inanmayın çünkü hikayesi güzel olsun diye kıvırmayacağı yalan yoktur. Tamam mı? Yani böyledir. Şeküre de ayrıca Şeküre Pamuk da annesi yani. Gerçeklik algımızda sürekli yani ne olduk şimdi diyoruz değil mi? Hani 17. asırdaydık yani nasıl oluyor? Biliyorsunuz siz çok iyi bilirsiniz. Postmodern edebiyatın metin güzel olsun diye kıvırmayacağı yalan yoktur. Bu yüzden de Postmodern o edebiyat tutumunun içerisinde olanlar hem sosyolojik manada hem de bireysel manada gerçek zannettiğimiz her şeyin üzerine kılıçlar savurmuştur. Bir şey söyleyeceğim belki hani bir dipnot olarak. Buyurun. Hani hep ödevli şeylerden, romanlardan bahsettik. Şimdi ödev yok dediniz ama şöyle bir durum var. Yani belki Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği bir ödev yok ama... Belki daha uluslararası ödevlere çalışılıyor olabilir, gibi bir hissiyat olabilir. içerisindeyim. Yani sanat bu olan bitenleri takip ediyor. Yani televizyonlarda evet. gösterilen bazı dizilere bakınız. Yazılan bazı metinlere bakınız. Elbette Türkiye 100. yılında ki buna yeni Türkiye 100 da diyoruz. Evet. 100. yılında büyük iddialar taşıyor. Dolayısıyla bu iddiaların halka anlatılması... ...halka e, aktarılması, yansıtılması noktasında diziler çekiliyor işte görüyoruz. Ben bu dizileri konjonktürel olarak da okuyorum. İzlediğim söylenemez, izleyebildiğim söylenemez ama... E, ...edebiyatta da böyle şeyler olacaktır. Daima olacaktır. Daima e, bazı yazarlar üzerinde yaşadıkları toprağın ve içinde yaşadıkları toplumun e, gidişatına göre tavırlarını ortaya koyacaklar, özlemlerini anlatacaklar, eleştirilerini de bir o kadar söz konusu edeceklerdir, etmelidirler de. Sanatın hayata borcu vardır. Başka türlüsü pek mümkün değil zaten. Değil, değil. <laughs> yani e, bu Friedrich Jameson'ın bir ulusal alegorik kuramı vardır ya evet. yani bir takım ülkelerin <laughs> yazarları ne kadar fert değil olmak isterlerse istesinler, onlar o toplumsallıktan kaçamayacaklardır. Bu şey bizim ülkemizde böyle biz böyle bir coğrafyadan geliyoruz. Böyle bir mirasın insanlarıyız. Ben bunu çok yadırgamıyorum. Yani sanatın temel kaidelerine, unsurlarına hürmetsizlik etmedikten sonra hani e, Irving Howe diye bir kuramcı vardı. Der ki ben bir metni tarihi roman okuyabilmem için benim bir metni tarihi siyasi roman olarak okuyabilmem için onun evvela roman olması gerekir. Der. Yani bu e, sanatın temel kaidelerine saygısızlık etmedikten sonra her türlü sosyal içerik makbulümüzdür. Hiçbir sorun yok. Ve bunun şimdiki yazarlar tarafından yazılması da güzel bir şeydir. Güzel bir şeydir. Sanat çünkü politik olduğu kadar e, e, içtimai bir... Az önce bölümlere ayırdınız ya. Yani 23, 50, 50, 50 70, 50... 50? 70, 70, 80, 80 sonrası. 80 sonrası dediğimizde bir yanlış yapmış olmayız. Ama daha yüksek çözünürlüklü konuşmak için 2000 sonrasını ayrıca konuşmak da icap eder. Çünkü Çünkü 80-90 arasıyla ya da 90-2000 arasıyla 2000 yani, sonrası tabii yani soğuk savaşın bitişiyle bir takım tabii. şeyler de daha hızlıca tabii. dönüşüyor. Yani. İşte evet çok doğru. Artık 80'den sonra ve özellikle 2000'den sonra ha, baş döndürücü bir hızla gidiyor. Bir örnek vereyim. Benim bir arkadaşım bir doktora tezi yazmak istedi. İşte 2000'lerden günümüze Türk romanında şu tamam mı? O kadar çok roman çıktı ki 2000-2010 dedi. Yine yüzlerce roman çıktı. 2000-2005 dedi. En son 2000 romanında şu diye yaptı. Çünkü çok fazla roman var. Çok fazla malzeme veriyor araştırıcıya. Ve biz onları görmezden gelemiyoruz. Dolayısıyla elbette daha spesifik, daha yüksek çözünürlüklü. Dolayısıyla daha... E, doğru e, yorumlar yapabilmemiz için öyle de gidebiliriz. Biliyor, mesela 2000'den sonra roman üretimi de çoğalıyor. Yani. Çoğaldı tabii çok fazla. Yani hani Yani şiirde, tiyatroda bir gerileme olduğu kesin ama romanımız yani roman çok yazılıyor bizim ülkemizde. Çok, çok şaşırtıcı yazılıyor. geliyor bana <laughs> <beğenim. Çok> yazılıyor. <laughs> Bu kadar çok roman yazılıyor. Çünkü yazılması. roman tabi hikaye de çok iyi ama onu atlamayalım. Belki bir gün bir hikaye programı da yaparsınız, yapmalısınız. Evet, çok yapacağız. güzel olur. Roman hikayeye göre Hikayenin tabii kozları var. Hikayenin de çok şey ne diyelim? Biraz daha fazla teknik gerektiriyor bence. Daha te, daha. daha Sosyal ekonomisine... daha çok emek gerektiriyor. İşte birisi teknik birisi <laughs> Aa, emek. Şöyle ikisi de bence emek çok şey olmayabilir çünkü daha az ve komprime yazmak zorunda evet işte. kaldığınızda ha. çok daha fazla yoruluyorsunuz. Evet. Hani işte. Ömer Seyfettin demiş ya bir gazete patronuyla anlaşıyormuş. Kısa yazarsam diyelim işte 3 altın alırım. Uzun yazarsam bir altına da olur. Hani böyle bir durum var. Ama romanda da romanın araştırması onun evet. da ayrı bir Doğru. zorluğu var. Yani romancıdan çünkü hikayeciden beklemeyeceğimiz şeyleri bekliyoruz. Doğru. Romancıdan bir hayatı, bir bireyi, bir cemiyeti ve bir insanlığın bir tutumunu veya durumunu bize yeniden göstermesini veya görmediğimiz bir tarafıyla göstermesini bekliyoruz. Bu da kolay iş değildir. Hmm. Ee, ama çok sevindirici bir şey. Yani Türkçe de hikaye, roman gay gayet başarılı örnekler veriyor. Yani, yani. şimdi size de mutlaka geliyordur böyle bana da böyle gençler işte roman yazmaya hevesiler vesaire. Hani nereden başlayayım, nasıl yapayım falan diye soranlara ben şöyle bir öneride bulunuyorum. Çünkü yani çok sevdiğim bir roman. Ney? Söyle, söylüyor. Al Onu niye seviyorsun? Al o metni koy önüne yaz. Yaz. Bilgisayarda hmm. tekrar yaz. Hmm. Bak bakalım romancı olmayı istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yani oradaki metni sadece bilgisayara geçirmek bile, bile. ne tabii, kadar tabii, büyük bir tabii, emek. Tabii tabii. tabii. E, sen bunu tabii, komple tabii. araştırması, kurgusu vesairesiyle ne kadar emek yani, harcaman gerektiğini farkına. Ve vardır. bu emeği harcadıktan sonra ortaya koyduğunuz metin. Hiçbir zaman zorlama gelmeyecek. Çok doğal olacak. Halbuki doğal değil o. Orada bir çalışma var, orada atılanlar var, yerine konulanlar var, araştırılanlar var değil mi? Hani şey demişler ya, Babanzade Naim, Ahmet Naim, Akif Rahmet diye demiş ki, ikisine de rahmet olsun da, sizin demiş şiirleriniz çok iyi geçinir onlar, iyi arkadaşlar. Yani çok tabii geliyor demiş. O kadar rahat söylüyormuşsun gibi geliyor ki bu evet. şiirleri. Akif de demiş ki, ama o kadar çok terliyorum ki bunları yazarken. Babanzade Ahmet Naim demiş ki, o kadar ter kokmuyor ki. <laughs> Bunun gibi. Çok zor iş. Evet, Gerçekten çok öyle. zor bir şey. Çok zor iş. Vaktimizin sonuna geldik Mehmet Bey. Ağzınıza Peki. sağlık. Çok sağ olun. olun. Sizin çok sağ güzel sağlık. bir sohbet sağ oldu. Olun. Sağ, sağ oldu. olun. Teşekkür Yüz ederim davetiniz için. Türk romanını ana hatlarıyla, ana Gördüm. çerçevesiyle Sen değerlendirmiş sağ de. olduk. Sağ olun. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.